Musa Fatih'in yönetim hepsine ayrı ayrı teşekkür ettik. Ama olmadı. En başta en zonca gitti. Sonra Seri Lemina. belirli maçlarda çok iyi işler yapıldı. Ama iki buçuk senede de 38 transfer yaptın. Ama ne yaptın Koray? İki sene 38 tane transfer yaptık derken neyi kastediyorsunuz? 38 transfer yaptık derken acaba teknik mesaj mı var? Yapılan transferlerin kötü oldu mu? 38 mesaj mı var değil abi. Net açık abi mesaj bak. var. 38 futbolcu aldım hala şikayet ediyorsun. Yani bunun alt metni bu. Bunu anlama, anlamayacak bir hal yok. Sen o zaman, o zaman soruyorsun net şimdi, söyleyelim. O zaman, o zaman senin kadar net olduğu kadar başkaları da net olması lazım. Galatasaray'da sıkıntı bu zaten net olamamak, günü kurtarmak, günün e, hesabını yapmak. Ben de burada diyorum ki 38 transfer yaptınız ama orta saha hala boş, en önemli mevki boş. 38 transferden şu anda Luyendama, Marka, işte baktığın zaman da Falka bu göze batan isimler. Onun dışındakileri bana söyleyin biz de değil ki ya 35'de böyleymiş. Yok Netice olarak Galatasaray transferde 2 senedir planlama hatası yapıyor. Yoksa bana Falcao Cagney, ne Cagne 13 milyon euro verdik başarı değil. ne transferi başarı değil. Bana kalırsa Falcao transferi bile baktığın zaman başarı Çünkü çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Falcao'yu burada izlemekten büyük keyif alırım. Galatasaray'a gelmesini en başından beri isteyen isimlerden bir tanesiyim. Falcao bu ligin en önemli değeri baktığın zaman markası şu anda. Arka arkaya yeni transferler de gelecektir. Gelmeye de devam ediyor. Ama sonuç bu beklentiyi karşılayamadı Galatasaray. Daha önce kazanılan iki senelik şampiyonlukta da önceki yönetimin aldığı oyuncular önce şampiyonluk demek oldu sonra da birbiri satılmaya başlandı. Şimdi de Fegülü Belanda o iki şampiyonun en önemli mimarlarından. Evet Galatasaray'la ilgili sorularınız geldikçe konuklarıma sormaya devam edeceğim ama Trabzonspor'da değinmek istiyorum. Trabzonspor taraftarların çokça sorduğu bir soru Anderson Talişka'yı Trabzonspor yönetimi kiralayacak mı? Ben imkansız olarak görüyorum ama yani Siz ben de, de, de şu yapayım. an pek gerçekçi bulmuyorum ihtimali. Her şey olabilir tabii transfer döneminde. Orası ayrı bir parantez olarak açalım ama çok bu olacakmış bir olacak bir gelişme gibi ben durmuyor. birçok Trabzonsporlu arkadaşım var. Trabzon'da yaşayan, İstanbul'da yaşayan, Sakarya'da yaşayan, Türkiye'nin dört yanında tanıdığım Trabzonlu arkadaşlarım var. Hepsi bana bu Vitalis ismi çıktığından beri burada sesli mesajları var. Bir keşke sana yayın nasıl dinletsem. <laughs> Abi sen işte bu işin içindesin. Hani ga gazetecisin, yorumcusun. Taliske inanıyor musun? Bir kişi de desin ki ya ben Talisca'nın geleceğini deniyorum. Gelmez ve gelmemeli de aynı zamanda diyorlar. Çünkü takımda bir denge oluşturdu. Sayın Ahmet Başkan bir denge oluşturdu. Teknik heyet, futbolcular, maaş skalalı, her şey belli. Talisca bu takımı bozar da deniliyor. Talışkanın tabii ki Trabzonspor'da bu ligde olmaz ama gerçekçi olmak lazım. Trabzonspor yönetimi de e, bu dengeyi bozmaz takımda. Çünkü şu andaki maaş bütçelerine baktığın zaman Trabzonspor son iki senede çok iyi işler yapıyor. Bu seneki transfer transferlere de bakıyorsun 4-5 tane. Hepsi yine Norveç'ten Baktığın zaman böyle maliyetsiz isimler. Ha bir tane oraya yıldız isim gelirse sırıtır mı? Sırıtmaz. O yıldız isim bile maliyeti çok fazla olmayacak. Ben Edin Nifton'un daha önceki Hakan'a yayında da söylemiştim. Bir transfer yapacağına inanıyorum. Çünkü yıllarca Chelsea'de İngiltere piyasasını biliyor. Scout görev almış. Yardımcı antrenörlük yapmış. Siyahi oyuncuları çok iyi tanıyor. Siyahi Müslüman oyuncuların Türkiye'ye gelmesinde sadece bugün değil belki ileride de etkin olacak. Ve çok da iyi bir teknik direktör olacağını inanıyorum. Trabzonspor'un o bölgelere bir tane... Kırmızımız geldi. Hatay Spor'a Ganalı Stoper John Boy'la 2 yıllık anlaşma varıldı. Evet Koray. Evet. Detayları bu, alalım. Bu haberi ilk paylaşan biz olalım Mal Spor olarak. Hayır hayırlı uğurlu olsun. John Boy daha önce Süper, Lig, Süper Lig'de de oynadı. Ülkemizde oynadı. Hatırlayan futbol severler vardır. Sivas Spor'da oynadı. Kayseri Erciye Spor'da oynadı. Son olarak da e, Mets'teydi. 33 yaşında. 3 sezondur. 33 yaşında. Ganalı stoper bir stoper bölgesinde oynuyor. Stoper bir oyuncu diyecektim. Stoper. E, Ganalı kendisi ve Türkiye'de Sivas biliyor. Spor'dan Metz'e gitmişti. Evet. Kayseri Erciyes forması giyiyordu. Hayırlı giriyordu. uğurlu olsun. Yakında 2 yıllık bir anlaşma yakında da resmi olarak açıklanacaktır. Hatay Spor Camiası'na hayırlı uğurlu olsun. Bugün bir kaleci bir de stoper transferini bitirdi. Kaleci olarak Münir Mohant'ı almıştı. Fasmey takımın kalecisi Hatay Spor 31 yaşında ardından da John Boy'la İki yıllık anlaşmaya varıldı. Hayırlı, uğurlu olsun. Ee, oldukça iyi işler, yapıyor iyi işler yapıyorlar. Stoper. Geçen hafta da bir stoper almışlardı yine. Evet. Yani Süper Lig'de planlama aynı daha önceki ligde olduğu gibi. 2 alt ligde olduğu gibi de planlama iyi bir şekilde gidiyor. Demek ki ligde hedefte ligde kalmak var yani işler yapmak var. Koray Gökhan Coşkun sormuş. 34'lük sisseyi almaya çalışıyor Beşiktaş. Alanya Spor'da gidip 27 yaşındaki babakarı alıyor. Nasıl oluyor anlamadım abi demiş. Ben de anlamıyorum. Yani gerçekten ben de anlamıyorum. Ve Sise ile ilgili şunu söyleyeyim. Benim daha önceki konuş yani yaptığım ikili sohbetlerde Sise'nin şöyle bir sorunu olduğunu da net biliyorum Hakan. Bu önemli birinden aldım o bilgiyi de. Maaşı zamanında ödenmediği takdirde bunu çok kabul eden bir yapısı olmayan bir futbolcu olarak bana söylendi. Yakından tanıyan isimler. Yani bu karakterdeki futbolculardan zaten karakterdeki demeyeyim de buna öncelik veren futbolculardan Beşiktaş zaten dili oldukça yandı. Yarın öbür gün Sise'yi... Wagner Love. Yaşındaki... Ya Wagner Love işte Victor Ruiz gitti, Karius şikayet etti. ya Normal şikayet etmelerine ben bir şey demiyorum ama bu yani yarın öbür gün ödeme sıkıntısı yine yaşanacak belli. Yaşadığında da problem olacak. Yani Beşiktaş programı başında söyledim. Tekrar da düşmek istemiyorum ama yine belki şu an radyosunu, Aspor Radyo'yu veya televizyonunu yeni açan insanlar vardır. 5 yabancı sınırı varken, 5 veya 6 yabancı sınırı varken Beşiktaş Zago'yla temas kurdu. Brezilya'dan Bobo adında hiç kimsenin bilmediği 18 yaşında bir futbolcu santrfor buraya getirildi. Bobo Beşiktaş'a uzun yıllar gayet de başarılı hizmet verdi. O zaman 5 yabancı sınırı varken Beşiktaş bunu yapabiliyordu. Bugün 14 yabancı sınırı varken 20 yaşında bir forvet getirilemiyor. Bak Larini beğenirsin beğenmezsin. Tamam orası ayrı bir konu. Ama en azından bir denemeydi. MLS'te göz önünde olan bir futbolcuydu. Genç yaşta aldın getirdin tutmadı yollarsın ama bana 34 yaşındaki Sisse'yi 35 yaşında 33 yaşındaki Wagner Love'u getirip tutmadığı zaman insanlar işte o zaman daha çok eleştiriyor sizi. Yani bu konuda artık kulüpler adım alsın sürekli aynı isimler. Abu Bakar aşağı Abu Bakar yukarı ya Abu Bakar çok ağır bir sakatlık geçirdi. En son Beşiktaş'tan aldığı paralar korkunç rakamlardı. Yıllık 3 milyon euronun üzerinde paralar alıyordu. O öyle. Ne, ne Abu imkansız. Bakar'ı, ne Abu Bakar'ı diyen yok mu ya? Taraftarlar da yani birazcık bu konuda kulüplerine sahip Bugün mesela sahip Sayın Erdal Torunoğulları eğer bon servisini alırsa sağlık kontrolünden geçireceğiz. İyi çıkarsa anlaşabiliriz diyor. Yani Beşiktaş'ın ben anlamıyorum. Ee, ya, Hakan bak ben de istiyorum. Abubakar gibi böyle siyahi forvet ama daha geriye mi? git. Amokachi gibi böyle alsın topu 40 metre sürsün. Mamudu niyank. Böyle forvetleri izlemeyi ben de istiyorum ama artık Abubakar yok yani. O, o Abubakar değil zaten gelecek adam. O kadar. da var bir de artık deniz bitti abi. Şimdi Sayın Erdoğan olur? daha önceki dönemde baktığınız zaman çok ciddi transferler yaptı mesela yani. Şimdi, ama bugün öyle hemen ne deyince alamıyorsun yani. Alamıyorsun Sayın e, Başkan. Neden dedi. Balotelli ile anlaşılmıştı? Sonra i̇şte, ihale hoca istemediye kaldı. Işte burada bir Bunlar da bence yanlış. Işler. Burada işte bak Hakan yine söylüyorum. Eğer bir başarı olacaksa ortak akıl bir yere gelmeniz lazım. Şu anda Beşiktaş'ta 3 4 yönetici sürekli farklı açıklamalar yapıyor. Hatta ya bir futbolcu ekibi istemeyebilir ya Balotelli bu arada dünyanın en, en doğal, doğal evet. hocanın istemeyeceği ama, futbolcular ama, listesi yapsam birinci sıraya Balotelli'yi koyarsın. Koray, şunu yapacaksın. Hocanın istemediği futbolcuyla da bir ay görüşmeyeceksin. Hocanın istemediği futbolcu hoca gelir kağıt verir siz de ona listeye verirsiniz. Bu eğer olmuyorsa olmaz. Sen oyuncuyla görüştük, anlaştık, hoca istemiyor. Böyle bir şey yok. Hakan bir şey söyleyeceğim. Zaten şimdi Balotelli ile abi sıfır <laughs> baştan şey yapalım. Yeni bir yönetici, bir yıllık deneyimi yok. Getirdiniz Balotelli'yi biliyordur herhalde değil mi? Zaten nasıl bir adam olduğunu. Yani Mancini ile yakaya yakaya yapışmış bir adam. Yani çılgınlıkların haddi var hesabı yok. Balotelli'ye farz edelim ki geldi bir menajer dedi ki ben isterseniz Balotelli'yi getirin. İlk yapacağın iş ne olur? Balotelli ile anlaşmak mı olur? Dönüp hocana hocam bu adam var ama sıkıntılı bir futbolcu biliyorsun. Sen bunu ister misin istemez misin dersin. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ona göre bir dakika bir göre... dakika çok önemli bir şey var. Bunu hazırlar mısın? Rica etsem. Galatasaray Kulübü bilgilendirme yolladı. Bilgilendirmenin üst kısmı bir altyapı oyuncumuza test sonucu pozitif çıktı. Çok geçmiş olsun kardeşimize. E... fakat altta çok çok enteresan bir ibare var Nerede? Christian Luindama Hatay Spor Karşılaşması öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için 11'den çıkartılmıştır diyor Hayda. Fatih Hoca'nın bu çok enteresan tekrar Fatih. ediyorum Tekrar evet, evet yedekler arasında ismi verildi bu arada. Gal verildi. Az önce Galatasaray Sosyal Medya ama karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için 11'den çıkarttınız. Kırmızı, kırmızı hemen. Geliyor geliyor şimdi Tabii, hemen okan olur, hazırlıyor. Kırmızı değilsin bu şunu gösterdi Fatih Hoca'nın disiplini, otoritesi, ismi ne olursa olsun fark etmiyor. Yani eğer toplanma saati varsa her kim olursa... zamanın olsanız... görüşlü bir kulüp var mı bu arada? Yani adının alındığı... Bir alındı. ara Arsenal alındı, Everton'un alındı ama resmi olarak hiçbir teklif gelmedi. Ee, geçen sene sakatlık öncesi ciddi teklifler vardı. Sakatlıktan sonra şu anda en az daha topa vurmadı yani antrenmanların dışında maç anlamında. Dolayısıyla şu anda bir teklif gelirse benim için sürpriz olur Koray. Ama e, birkaç gündür antrenmanlara baktığı zaman en hırslı oyunculardan bir tanesi olarak dikkat çekiyordu. Fotoğraflarda sürekli Luyendamoy'un plandaydı. Hatta Luyendama Jagne ikilisi her diyorum ki ya bu ikili sürekli... Yine... de son antrenmanda kasığındaki ağrı Koray'ın gibi hissettiği için tezbir amaçlı olarak kadroya alınmamış ama Luyendama için yapılan bilgilendirme şu şekilde. Christian...